Hayır. Hayır. Git buradan ya, git. Hayır, gitmiyorum. Zaten bin çileyle geldim buraya. Konuşmamız lazım. Aman da aman. Damat bey gelmiş, hoş geldi. Hoş bulduk. Acil bir şey konuşmamız lazım bizim de. Yenge ya, abim ne dedi? Abim olmaz dedi. Giremezsin. Aa, kız saçmalama. Benden laf çıkarma, aşk olsun. Geçin, anam da namaza yeni durdu. Ihtin esratel müstekim. Ya müdahale edildi, olmaz. Kerem de zaten gidiyordu değil mi? Kerem gidiyordu. Aa, sen kimsin? Adın ne senin? Buse. Buse, memnun oldum. Ben de Kerem. Geç kız amcanın odana, laf mı dinliyorsun sen? Geçin, geçin. Anam kunut dualarına yeni başladı, geçin. Terliğim bile var. O zaman buyur Keremciğim, odam. Allah kabul etsin. Ne bu, ne yapıyorsun? Alıcıların ayarlarıyla oynuyorum. Ayşe'ye bak sen, müziği de açmış, işini biliyor vallahi. Ay, inşallah fazla ileri gitmezler. Ya bak, önce bir sakin ol. Sakin ol ama. Bir sakin ol, beni bir dinle bak. Ben böyle olsun istemezdim ya, gerçekten. Bırak şimdi bu istemezdim ayaklarını falan. Telefonda gayet canım, cicim, aşkım, sevgilim diyordun. Sen bana açık konuş. Ne derdin senin? Para mı? Ha? Ne istiyorsun? Ne diyorsun sen be? Asla öyle bir şey değil. O an öyle söylemem gerekiyordu. Öyle gerekiyordu. Öyle gerektiği için öyle oldu. Tamam. Şimdi de böyle olacak. Ben sana ne diyorsam gideceksin, şimdi babama aynılarını tekrarlayacaksın. Tamam mı? Daha doğrusu gerçeği anlatacaksın. Gerçeği. Anlaştık mı? Keşke yapabilsem. Böyle bir şey imkansız. Yapamam. Aa, iftira atman normal. Bu mu imkansız? Bak şimdi şöyle olacak. Şimdi biz 2 yıl evli kalacağız, tamam mı? 2 yıl evli kalacağız ve sen dişini sıkacaksın. O sırada ben okula gideceğim, işe başlayacağım, para kazanacağım, kendi ayaklarım üstünde duracağım ve abimin baskısından kurtulacağım. Tam olarak böyle olacak. Volkan haklıymış ya. Sen gerçekten şeytanın kendisin. Aa, planlara bak. Sen planlarını yapmışsın, kendini kurtarmışsın. Ne güzel. Ya bana ne olacak? He? Benim günahım ne? Haksız mı çocuk şimdi? Allah'ım, ne kadar zor bir şeymiş kötü olmak. Ama pes etmek yok. Kararlı dur. Sen de bir sürü kızın kalbini kırmışsın canım. İnsanların gururlarıyla, onların duygularıyla oynamışsın. Sen de bunca yıldır gönlünü kırdığın kızlara gönül borcunu ödüyor gibi düşün kendini. Bir şekilde günah çıkardığını düşün yani. He? Yapma ya. Asla öyle bir şey olmayacak. Asla seninle evlenmeyeceğim, tamam mı? Git kendine başka koca falan bul. Benimle evleneceksin. Bu ne müzik sesi ya bu saatte? Ayşe dinliyor. Gençler öyle seviyor ya. Bir şey oluyor kapının önünde. Ne bileyim ne oluyor? Sen o kadar çok gerginsin, o kadar çok bağırıyorsun ki hiçbir şey anlamıyorum. Bir sakin olsan, bir tane tane konuşsak, anlaşsak. Sen hayırdır ya bugün bu saatte? Berberde dangalan tekileri geri konuştuğunu dövdüm. Sinirim de tam geçmedi. Şimdi kahveye gitsem millete saracağım, eve geleyim biraz sakinleyeyim dedim. Yok, komşular gelecek. Yapma ya. Hı. Bir parka marka, dere boyuna falan gitsen iyice açılırsın, daha iyi olur. Öyle mi yapayım? Hı hı. Ne oldu ya? Gitti mi bizim damat? Ne damadı? Şey, adı aklıma gelmiyor şimdi. Yabancı damat vardı ya, oradaki çocuğu çok seviyordu ya annem. Aklı yok ya. Bizim damat işte, Muhsin'in oğlan. Ben tam namaza durduğumda geldi ya, odaya kapandılar Ayşe'yle. Bana bak. Sen söylemezsen gider, ben söylerim her şeyi. Önce annene, sonra yengene, hatta bütün mahalleye yayarım iftiranı. Olmaz ya, öyle bir şey olmayacak. Çekil önden. Söyleyemez. Önden çekil, hayır. Dur ya, bir dur. Ne oluyor lan burada? Yapma. Ne oluyor lan burada? Ne yapıyorsun oğlum sen? Sen nasıl sarılırsın lan benim kardeşime? Sarılma falan yok, yok öyle bir şey. Ya yok öyle bir şey. Abicim bir dur, bir dinle ya. Göründüğü gibi değil, bir şey yapmıyorduk. Konuşuyorduk biz sadece. Hiçbir şey yapmıyorduk ki. Anlatır mısın lütfen Ayşe? Gördüğüme mi inanayım, sana mı inanayım? Oğlum ben adam eve gelmeyecek diyorum, odan da buluyorum. Adam değil miyim lan ben? Alsanıza külle, elinden bir kaza çıkacak şimdi. Abicim bir sakin ol. Bir
bırak, bir dur ya. Yalvarırım Rıza, ne olur yalvarırım. Yapma bak, sevenleri ayırma. Hem biz gençken sen bana gizlice geldiğinde... Aa, siz buluşuyor muydunuz? Anne bizi bırak! Lan, lan sonunda anet oğlum. Tamam, şöyle oldu. Ben geldim çünkü... istemeyi ne zaman halledelim onu konuşmak için tarih belirleyelim artık dedim ben. Artık uzatmayalım, buna bir tarihini koyalım, şey adını koyalım diye ben geldim. Gördün mü evladım? İşte böyle bak, ne kadar iyi niyetli bu çocuk. Niyeti iyi yani. Sen bir sakin ol. Ay, o da benim bir oğlum sayılır. Hadi sakinleşelim evladım, hadi kuzum. Bırak! Oh. Çıkart lan. Neyi? Çıkart, telefonu çıkart. Ha, telefonu çıkart. Ne yapayım telefonu? Baban ara. Kerem nerede ve nasıl görmek ister misin Muhsin? Kahve keyfimin içine edeceksen gel, daha hiçbir şey gösterme. Bak, evladımız minibüs köşelerinde. Haline şükretsin. Ben onun yaşındayken at arabası yoluna varmak için 3 kilometre yol yürürdüm. Hem de karda kışta. Ay hayır yani. Yani ailemiz ne olacak Muhsin? Hani ne bileyim böyle aynı dili konuştuğumuz, aynı kültürden olduğumuz insanlarla bir arada olsak fena mı olur? Mutlu olmaz mıyız yani? Ayşe'nin ailesi de Türkçe konuşuyor. Bırak Allah aşkına Muhsin, sen benim ne demek istediğimi gayet iyi anladın. Muhsin. Bak vallahi Kerem değişiyor. Muhsin sen de gördün değişiyor. Eğer bir daha böyle bir şey yapacak olursa sana söz veriyorum. Ben göndereceğim onu bu evden. Ben göndereceğim ya. Gel daha ben bu konuda son sözümü söyledim tamam. Al sen çocuğuna o kadar laf söyle. Bak, bak yavru evladım seni arıyor görüyor musun? Sen el alemi kızlarını böyle tepene çıkar çıkar kendi çocuğuna ez. Hadi bağır 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 şimdi hadi. Hadi. Alo, efendim Kerem. Muhsin amca, Rıza ben. Rıza? Buyur oğlum. Muhsin amca sözde oğlun nikah tarihini konuşmaya bize gelmiş, doğru mu? Ha eğer haberin yoksa bil ki ben bunları Ayşe'nin odasında bastım abi. Yo, doğrudur, doğrudur. Gerçi yanlış yapmışlar. Ben gidip konuşacağım dedim onlara ama... ben zaten yarın kahveye geleceğim, bütün bunları konuşuruz. Sen şimdi sakin ol. İyi. Öyle olsun. Yalnız böyle nişan olmadan bizim eve gelip gitmeler bize uymaz abi. Sen münasip bir dille anlatıver delikanlıya. Tabii tabii tabii, sen merak etme. Sen onu bana versene be. Baba. Efendim baba? Kerem. Hemen eve gelmen gerekiyor, konuşacağız. Peki. Babam eve çağırıyor, ben hemen gideyim. Ben de geçireyim o zaman. Ay abi ayıp olmasın diye, yoksa gider miyim? Nereye kadar bu pembe rüyalar?